arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle şiş ile güzel bir model çalışması yapacağız bu modelimizi erkek örgülerinde çocuk örgülerinde ve kadınların örgülerinde kullanabiliriz yani hem çok güzel yelek ceket olabilir hem de şöyle lastik kısmını örmeden ya da farklı bir çalışmayla battaniye çalışması bile yapabilirsiniz bu güzel modelimizle şöyle süre gelen bir model akışları olan, güzel görünümü olan modelimizi çalışmaya başlayalım. Evet, kolay gelsin. 3,5 numara şiş kullandım ve birkaç diş haroşamı ördüm. Modelimi kurmaya hazırım. Modelim 10 ve katlarıyla oluşmakta. Artı 2 ilmek eklemekteyiz. 2 4, 6, 8, 10. Bakınız 10 ve katlarıyla bütün ilmeklerimizi oluşturacağız. Ne örüyor isek nerede kullanacaksak bu modelimizi. Sonrasında ise artı 2 tane kenar ilmeği ilave edeceğiz. Evet şimdi ben hazırım ve modelimizin kurulumu için ön yüzdeyiz. Ön yüzden kurmaya başlıyoruz. Bakın sol tarafta eğer bu başlangıç ipimiz soldaysa modelin ön yüzündeyiz. Şimdi birinci ilmeğimi örmeden boş alıyorum. 8 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 ilmeği ve ters ördüm 1 boş 8 ilmek ters 2 4 6 ve 8 öndeki 2 ilmeği örmeden 1 atlıyorum 2 atlıyorum şu şekilde arkasına giriyorum 2 ilmeğin arkasına girip ipimle bir tane buradan ilmeğimi çıkarıyorum ve uzatıyorum ve arkada kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum 1 2 bu dilimiz tamamen bu işlemden ibaret olacak. 8 ters 2 atlayıp 1 ilmek çıkarıyoruz ve ilmek çıkardıktan sonraki 2 ilmeğimizi düz olarak görüyorum. Şimdi yeniden ikinci kutumuzu kuruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane tersimi ördüm Baş serim tamam olduktan sonra öndeki tane ilmeğimi örmüyorum. Arkasına geçiyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum ve örmeden arkadan çıkardığım öndeki ilmekleri düz olarak örüyorum. iki tane düz. Tekrar 3. kez başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ters ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimin ardından girerek bir tane ilmek çıkarıyorum ve atladığım ilmekleri düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna tekrar 8 ilmeğim örerek geldim. Son 3 tane ilmeğim kaldı. 2 tane ilmeğimi yine ardından ilmek çıkarıyorum ve ikisini düz örüyorum. 1 2 Son ilmeğimi ise ters örüyorum. Arkasında yine bir tane işlemimiz olacak. Bakın ön yüzden bu şekilde modelimizi kurduk. Arkaya çeviriyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Ön yüze düz ördüm ilmeklerimi ters ördüm iki tane bakınız. Şurada da aradan çıkardığım ilmek var. Aradan çıkardığım ilmeği örmüyorum. Eğer örersem yani tek olarak örmüyorum artırmış olacağız. Bunun için bu arttığım yani aradan çıkardığım ilmeği kendisinden sonra gelenle örüyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. Kendisinden önce gelen bu ilmeğimizde değil kendinden sonra gelen ilmekle ters örüyoruz. İpimi alıyorum ve ters örüyorum. Bakın hem çıkardığım ilmeği hem sıradaki ilmeğimi ördüm. Şu şekilde uzattım modelimizin ilkini bu şekilde kurmuş oldum ve diğer ilmeklerime ters olarak örüyorum. Hepsini ters bakın örüyorum. Uzatım ilmeğe gelene kadar. Evet aradan çıkardığım ilmeğime geldim. Kendisinden sonraki ile ters örüyorum. Bu sıramızda sadece diğer yönde Çıkardığımız ilmeği kendisinden sonraki ile örerek ön yüze şu şekilde düşmesini sağlamak. Diğer bütün ilmeklerimizi de yine ters örelim. Sıranın sonunda görüşelim. Ters örerek tamamladık ve tekrar ön yüzdeyiz. Bakın şu şekilde modelimiz durdu. Hemen ön yüzde ikinci kez modelimizi kurmaya devam ediyoruz. Bir tane ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane ilmeğimi ters ördüm. Şöyle görelim bakınız. Uzattığımız ilmeğimizin hemen yanındaki bir tane ters kalana kadar yani altı tane ilmeğimi yine ters ördüm. Bakın ilmeğimizi birlikte aldığımız ve yanında hiç örülmemiş olan ters ilmeğimizi görmekteyiz. Şimdi bu ikisinin arkasına geçiyorum ve şöyle ilmeğimi bir önceki sırada aldığım gibi alıyorum. Altı ters ördükten sonra bir iki ilmeğimin ardından giriyorum. İpimi çıkarıyorum. İkisini düz örüyorum. Her çıkardıktan sonra düz örüyoruz ve önceki sırada çıkarmış olduğum ilmeklerimi de düz örmeye devam ediyorum. İki düz bunu ördüm. İki de öncekini dört tane düzümüz olmuş oldu. Dört tane düz. Şimdi tekrar altı tersimi örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, ve 6. 6 tersi ördükten sonra bakın bir önceki aldığım ilmek ve diğer ilmeğim ters. Hemen ikisinin ardından girerek ilmeğimi uzatıyorum ve ikisini düz örüyorum. 1 2 Önceki çıkardığımda örüyorum. 3 ve 4. Bu şekilde örerek ilerleyelim. 6 ters, 4 düz örelim. Bir uçtan diğer uca kadar işlemlerimizi tekrar ettik. İlmeğimizi uzattıktan sonra dörder düzümüzü arada da sekizer tersimizi ördük. Yine arkadayız. Arkada işlemimizi yine ters olarak örüyoruz. Sadece uzattığımız ilmeğimizi kendinden sonra gelen ilmekle ters örüyorum. Bir tane boşumu aldım. Dört tane tersimi ördüm ve çıkardığım ilmeğimi kendisinden sonrakiyle ile ters bir şekilde örüyorum. Şöyle. diğer ilmeklerimizi ters örgümüzün arka yönü. uzattığım ilmeğimi kendinden sonraki ile ters örüyorum ve bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum tekrar ön yüzdeyiz. Bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane tersimi ördükten sonra yine bir tane örmediğim haroşa ve ilmeğimizi birlikte ördüğümüz şöyle uzattığımız ilmeğimizin ardından girerek yeni ilmeğimi uzatıyorum ve örmeden aldıklarımızı düz örüyorum. 1, 2. 2 bunu ördüm. Daha önceki uzattıklarımla birlikte örmeye devam ediyorum. 3 4 5 ve 6. 4 tane ters, 6 tane düz ilmeğimiz oldu. Yeniden devam ediyorum modelime. 1 2 3 ve 4. Şöyle görmenizi istiyorum. Hemen aradan geçiyorum. Örmediklerimizi düz örüyoruz. 1 ve 2 öncekileri 3, 4, 5 ve 6. 4 ters 6 düz örelim. Bu şekilde sırayı bitirelim. Sıramızı tamamladık. Tekrar arka yöndeyim. Arka yönde ters olarak ilmeklerimizi örüyoruz. Birinci ilmeğimizi örmeden alalım. İkinci ilmeğimizi ters örüyorum. Bakın hepsini ters örüyorum. Ta ki uzattığım aradan arttığım yani çıkardığım ilmeğe gelene kadar ters bir şekilde örüyorum. Uzattığım ilmeği mutlaka kendisinden sonraki ile örüyoruz. Ve diğer ilmekleri de ters tamamlıyoruz. Hepsi ters. Birbirine bağlanarak devam edecek tekrar ön yüzdeyiz ve devam ediyoruz. Uzatmalarımız bakın sağ tarafa doğru kaymakta. E, ters örgülerimiz yani haroşalarımız da giderek azalmakta. Düz örgülerimiz artmakta. Evet şimdi birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi ipimi öne aldıktan sonra bir iki tane ters örüyorum. 8 6 4 2 şeklinde bakın azaldı. Şimdi buradaki örmediğim ve e, ilmek çıkardığım ardından giriyorum. İşlemlerimiz hep aynı tekrar ettiğimiz için zaten kafanızda modelimiz oturmuştur. Şimdi bundan sonrakileri de yeniden düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi iki tane tersimi örüyorum. 1 ve 2. Ardından bakın şuradan çıkarıyorum arkasındakini düz örüyorum ve diğer düz ilmeklerimi de örüp iki ters diğer ilmeklerimizi düz olarak örüp tamamlayalım. Beşinci uzatmamızın bulunduğu sıradayız. Aralarda birer tane tersimiz kaldı. Kalan ilmeklerimizin düz olduğunu görmekteyiz. Bu ters ilmeklerimizin bulunduğu yerden beşinci ve son defa çalışmamızı yapıyoruz. Şöyle görelim bakınız. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonra hemen bir tane atlıyorum. Diğer ilmeğimin ardından girerek uzatma işlemi yapıp boş atladığım ilmeklerimi düz örüyorum. Daha öncesi düz olan ilmeklerimizi de yeniden düz olarak örüyoruz ve ilerliyoruz şöyle. Evet şimdi tekrar ters olan ilmeğime geldim. Yeniden atlıyorum. Araya girip ilmeğimi uzatıyorum ve düz örüyorum. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz gibi geride kalan ilmeklerimizi de düz örerek sıramızın sonuna doğru ilerleyelim. Sıra sonuna kadar örerek geldim. Şimdi örgümün arkasını çeviriyorum. Bu aşamaya kadar yapmış olduğum işlemlerimi tekrar ediyorum. Ve sonda yeniden görüşelim. Küçük bir işlemimiz var. Onu da sizlerle birlikte yapalım. Sıramın sonuna kadar örerek geldim. En son uzattığım ilmek ve kenar ilmeğim vardı. Her ikisini de burada ters örerek tamamlıyorum örgümüzün tekrar ön yüzünde ve modelimi yeniden kurmaya başlıyorum şöyle baktığımızda bakınız er defa uzattım ve aşağıda ilk yapmış olduğumuz şekliyle modelimizi yeniden kuralım birinci ilmeğimizi örmeden alalım 8 tane ters örelim 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 ilmeğimi ters ördükten sonra kalan 2 tane ilmeğimin arkasından giriyorum. Şu şekilde ikisini düz örüyorum. 1 2. Bakın yeniden kurduk. Şurada yapmış olduğumuz gibi. Tekrar 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 2 tane hemen ardından giriyorum uzatıp düz örüyorum ve aşağıdaki yapmış olduğumuz işlemlerin birebir aynıyla modelimizi ilerletiyoruz Evet sevgili arkadaşlar modelimizi arka arkaya kurdum ve bu şekilde çok güzel bir görüntü oluştu. Dilediğiniz her türlü örgülerimizde bu modelden faydalanabilirsiniz. Evet bir çalışmamızın da yine sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.